Selamlar, ben Semih. Bugün çarkı döndüreceğiz ve çıkan kartlarla deste oluşturup büyük mücadele oynayacağız. Hemen döndürüyorum çarkı hiç bekletmeden. Umuyorum güzel bir kart çıkar. Ve kıvılcım çıktı. Dev vermesi lazım şu anda. Dev verirse inanılmaz bir deste olacak. Bu siteyi de siz bana önerdiniz. İkinci kartımız bombacı. Bombacı çıkması bizim için güzel oldu çünkü destemiz artık biraz daha hızlı olacak. Üçüncü kartımız iksir toplayıcı. Kıvılcımla çok güzel combo yapabiliriz rakibin büyük büyüsünü çıkartmak için. Dördüncü kartımız prenses. Aslında bait destesi oynasak işimize gelirdi ama bait destesi oynamıyoruz. Beşinci kartımız kraliyet domuzları. Yalnız rakip büyük büyüsü oynarken çok sıkıntıya girecek, onu şimdiden söylemeliyim. Altıncı kartımız minyon sürüsü. Hakikaten güzel bir deste geldi diyebilirim. Tabii kupada oynanmaz ama kraliyet de ve birkaç tane atak kartımız olmuş oldu böylece. Ve son kartımız ise Mega Minyon. Hemen deste hazırlayıp geliyorum. Evet, destemiz hazır. Açıkçası ben daha kötü bir deste gelmesini bekliyordum. Hemen maçımıza geçelim. Bakalım bu desteyle neler yapabileceğiz. Büyük mücadelede 5'e 1 gidiyoruz. Bu desteyle birazcık plan yapalım, taktik yapmaya çalışalım. Çark gerçekten güzel kartlar verdi diyebilirim. Bombacı atalım, tersten domuzcuklar. O bomba orayı temizleyecektir. Rakibin alev topu varmış. Yalnız oynadığı deste bir meta destesi. Elimizde şövalye, valkür bir şey yok. Köstebeği nasıl tutacağız bilmiyorum. Bombacı da tutmaya çalışacağım artık. Bu arada kılcımla savunalım. Birazcık geç attım ama bir tane vuracaktır en fazla. Üzerine minyon sürüsü atacağım kılcımın. Çünkü alev topunu attı domuzcuklara karşı. Rakibin çıkardığı kartlara bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Kule canlarını işleyelim. Oraya iksir harcamayacağım boşu boşuna. Hadi minyon sürüsü. Alev topu yok. Çok güzel. Çok fazla iksir harcadı orada. Umarım Tesla'sı vardır. Evet, felaket kulesi varmış. En azından yoklamış olduk. O açıdan bakalım. Şöyle iksir toplayıcısı kurmak istiyorum ama iki kulemizin canı da neredeyse eşit, o yüzden ortaya doğru kuracağım. Hem bu şekilde köstebek atarsa daha rahat savunabiliriz. Toplayıcının öldükten sonra iksir vermesi inanılmaz güçlü bir şey olmuş. Evet, hemen de köstebeği basıyor. Bombacı savunacaktır orayı. Diyecektim, bir tane vurdu. Sıkıntı değil, domuzcukları basalım. Bakalım elinden neyi çıkartacak. Hem Valkyrie hem bombacı elinden çıkardı. Şöyle havadan durduralım rakibin atağını. Evet, minyon sürüsü daha kolay durduracaktır. Ama rakibin ateş ruhu var, o yüzden birazcık çekindim diyebilirim. Alev topunu bu arada çok saçma bir yerde kullandı bence. Rakip duvar yıkıcı atarsa diye şöyle mega minyonum hazır. Böyle hazır tutmak gerçekten önemli olabiliyor bazı durumlarda, hızlı refleks vermek için. Kıvılcımla atak başlattık. Kıvılcım proları hep böyle arkadan kıvılcımı atıyor, önüne dev atıyor. Bombacı birazcık gecikti diyebilirim. Evet, maalesef çok hasar aldık. Şöyle kraliyet devini atalım. Felaket kulesi atacak. Domuzcukları basıyorum. Çok güzel tutturduk. Minyon sürüsünü basıyorum. Valkyrie var hala. Ve Valkyrie denedi. Rakibin bir sonraki hamlesini görmek gerçekten önemli. Artık ben 3 taçını almaya çalışıyorum. Evet, tekrar sitemize döndük. Ve burada bırakmıştık. Hemen döndürüyorum. Bakalım bu sefer atak kartımız olacak mı? Ve şövalye çıktı. Şövalye ile güzel kombolar yapılabiliyor. Umarım şöyle bir mezarlık verir de. Evet, deprem verdi. Şövalye deprem şu anda inanılmaz gözüküyor. Umarım daha güzel kartlar verir. Gene deprem verdi. Yalnız o kadar kartı varken aynı kartı vermesi bence birazcık garip. Ve yarasalar. Yalnız gerçek desteğe benziyor diyebilirim. Şimdiki kartımız Mega Şövalye. Nazar değdi bu arada. Mega Şövalye ve Şövalye'li hiçbir deste yok. Ve diğer kartımız X'e'yi. İnanılmaz başımız belada diyebilirim. Sonraki kartımız gene Mega Şövalye. Bunlar sayılmaz. Aynı kart geldiğine tekrardan döndürüyorum. Ve tekrar yarasa geldi. Bunun olma olasılığı kaç bilmiyorum artık. 6. kartımız ise koş minisi.
Yalnız birden fazla atak kartımız var. Bu bizim için sıkıntı olacak. Ve atak kartı vermeye devam ediyor. Son kartımızı artık belirleyelim. Son kartımız Prenses. Evet, destemizi hazırlayalım. Böyle deste olmaz olsun. Maçımıza geçtik. Bakalım bu kadar atak kartıyla ne yapacağız? Mega Şövalye X'e oynuyoruz. Rakibimize bol şans diyelim. Yalnız fıçısı varmış. Benim depremden başka büyüm yok. Şöyle koş bir insan atacağım. Hem atağı da çıkacak. 3 iksiri savunup birazcık iksir beklettim biliyorum. Yalnız binası varsa deprem çok çalışacaktır. Ama binasını tercih etmedi. İskelet ordusu attı. Rakip prensese tam kart atacakken tersten fıçımı basıyorum. Tamam, 5 iksir kaldı şu anda. Tabi her türlü savunacaktır. Bakalım ne atacak. Evet, iskelet kralı varmış. Mega şövalyeyi beklemeyeceğim. Yarasa atacağım. Umarım özelliğini kullanmaz. Sağ tarafta deprem kullanacağım. Çünkü mecburuz, benim küçük büyüm yok. Bir de bana fıçı atıyor. Rakip fıçı attığında koş binicisini buradan atacağım. Hem hatada çıkmış olacağız. Tamamdır, koş binisi hata gidiyor şimdi. İskelet ordusunda hiçbir şey yapamam. Evet. Rakip bize çok fena anti. Oyunda destenin böyle önemi var. Fıçıyı tekrardan basıyorum. Tamamdır, şövalye atalım serserilere. Dark Goblin'i öldürmek için hiçbir kartım yok. Tamamdır, fıçı onu halletti zaten. X'i yatsam vurabilir miyim diye düşünüyorum ama rakibin iskelet kralı var. Yani korumak için hiçbir kartım yok. Evet, mecbur koş binisi attım. Deprem hazır iskelet ordusu için. Alet top attı. Tamam, iksir olarak kardayız. Bu tür durumlarda arkadan Mega Şövalye çok önemli. O da iskelet kralı attı. Sanırım özelliğini doldurmak için erken attı. İlk sayımı kuruyorum. Umarım tuttururuz. Deprem. Rakip aynada kullanıyormuş. Yani koruyacak hiçbir şeyim yok. İlk sayımı yalnız bırakıyorum orada. Çok fena geliyor. Yalnız kartlarımız birikti. Koş binisiyle saldırmak zorundayım. Yoksa maçı kaybettik. Bayağı gerideyiz. Deprem geldi. Koş binici kulede. Evet, şimdi bu hatayı tutmamız lazım. Nasıl tutacaksak. Mega şövalye. Yarasa. Fıçı çok vurdu. Bir atak daha başlatıyoruz. Bu sefer tutturmamız lazım. Ama güzel yerde kesti bu sefer. Köprü geçirtmedi Mega Şövalye'ye. Deprem hazır. Çok kritik bir alev topu attı. Hemen fıçı attım. Evet, fıçı geldi. Maçı kaybettik. Alev topu var. Evet. Muhtemelen kazanacağımı düşündüğümüz ama destemiz maalesef el vermedi. Bu desteyle çok bile yaptık. Umarım deminki gibi deste vermez. Şu anda çarkı döndürmeye başladık. İlk kartımız ise buz golemi. İdare eder. Uyumlu kartlar gelirse yenebiliriz maçı. İkinci kartımız ateş ruhu. Şu an acayip seri bir deste gibi gözüküyor. Üçüncü kartımız önemli. Barbarlar. Pek de bir alakası yok bu kartların. Dördüncü kartımız ise tazı. Tazı ve barbarlar güzel gidecek gibi gözüküyor. Beşinci kartımız ise madenci. Evet, tazı madenci yapabiliriz. Ama tazının arkasına bir kart lazım.
Oklar verdi. Bu güzel oldu aslında. Ya uçan makine ya balon lazım. Tazının arkası için. Okçular. Defans yapabilir. Tazıyı desteklememiz lazım. Valkür verdi. Gördüğünüz gibi tazı madenci destesi geldi ama çok büyük eksikleri var. Tazının arkasına ya balon ya bir uçan makine bir şey gelmesi gerekiyordu. Ama o hiç gelmedi. Şimdi tazıyla başlayabiliriz. Hep tazıcılar böyle başlıyor. İskelet kralı var. Umarım destesi normal güzel bir meta destesi değildir. Çünkü biraz destemiz sakat bizim. İskelet kralı yaklaşıyor. Ona birazcık umut vereceğim. Sonra Valkür'ümüzü basacağım. Yalnız tazın arkasına ben ne atacağım? Yani yavru ejder vuruyor. Evet, bir de gadget sattı. O taz orada resmen ona 7 iksir hediye oldu. Kartları birikti. Bir de golem attı. Şu anda hayvan yedik. Buz golemi yarasaları temizlesin. Bu da çok anti. Şöyle Valkyrie atacağım. Evet. Bu yüzden deste seçimi çok önemli bir şey. Saçma destelerle bir yere çıkılmıyor. Madenci atacağım. Aslında gereksiz ama tazıyla vuramıyoruz. Azıcık madenciyle vuralım. Hazır elinde golem yokken. Doğru bir hamle olmayabilir ama bu şekilde buz golemimizi döndürmüş olduk. Şöyle ters tarafa çekelim. Yalnız oyunun ilk yıllarında böyle ters tarafa çekip kendimi pro hissediyordum. Şimdi tazıyı basacağım. Zaten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Mecbur okçularla destekleyeceğim tazıyı. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın, deste kötü olduktan sonra bir yerden sonra çıkamazsınız. Leveller de aynı şekilde. Levelleriniz kötüyse bir yerden sonra çıkamıyorsunuz. Barbarları şöyle bölelim. Etrafını sarsın. Çok güzel. Bir tane barbara vuruyoruz sadece. Şu anda rakibe iki taraflı baskı yapıyoruz. Sağ tarafta barbarlar, sol tarafta tazı. Okçuları bastım. Tamamdır. Yavru ejder ölsün. Çok güzel. Oklar. Yalnız rakibi yakaladık. Tazı köpeciklerine ne atacak acaba? İkinci tazıyı mı bassam? Evet, golem attı. O golem kulemize gelmemeli. Ne var ne yok basıyorum. Yaklaşmadan öldürmemiz lazım onu. Evet, iskelet kralı çok büyük sıkıntı çıkardı. Golem azıcık erisin. Desteği döndürüyorum. Patlamasın, okları attım. Barbarlar. Sanırım kazandık. Evet. Maçı kazandık. Rakip ağır antiydi. Nasıl yendik bilmiyorum. Yalnız cidden zormuş bu challenge yapmak. Bu arada videoyu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.